Sen aklını mı oynattın be adam? Bu nasıl saçmalıktır? Mohan Kun... Mohan... Hayır. Hayır, bu mümkün değil. Hayır. Kanıtın var mı? Kanıt göster. Neden inanayım? Yalan söylemediğinden nasıl emin olayım? Kanıt istiyorsun demek. Bir değil, iki kanıtım var. Bir o var, bir de ben. Biliyorum o deli ama... Sus diyorum sana! Onun hakkında tek kelime etme. Kabul ediyorsun yani, öyle mi? Onun aklı yerinde. Hı? Tüm gerçeği duymak istiyorum. Hemen. Şimdi. Bir zaafım var. Biri yakamdan çeker ya da tehdit ederse... ...bildiğim her şeyi unutuveriyorum. Ben Mohan Kunra'nın şoförlüğünü yapıyorum. Çevirdiği filmlerin senaryoları yanında kendi özel romantik senaryosunu da yazıyordu. Kostüm bölümünde çalışan görevli kadına deli gibi aşık olmuştu. Mira'ya. Ve ben Mohan Kundra'yı her gün Mira'nın evine götürüyordum. Mohan Kundra'nın bir sürü ilişkisine tanık olmuş biriyim. Ama bu kadın gerçekten diğerlerinden farklıydı. Mohan Kundra Mira'yı tanıdıktan sonra başka kadınları görmez oldu. Bu durum benim hoşuma bile gitti. Artık akıllanmıştı. Bir aile kurmak istiyordu. Üstelik Mira da her bakımdan iyi bir kızdı. Gözünü para kariyer bürümüş biri değildi. Onun tek bir hayali vardı. Düzgün bir insanla iyi bir aile kurmak. Onu çok sevecek bir adamla evlenip güzel bir yuva kurmak. Evinin ve o adamın hanımı olmak. Mohan Kundra'yla tanışmak, Mira için hayalinin gerçek olması demekti. Ama... Mohan? Ben artık evlenelim istiyorum. Çok fazla uzadı. Mohan Kundra ikilemde kalmıştı. Ona göre birinden hoşlanmak başkaydı, evlenmek bambaşka. Ama Mira son derece inatçıydı. Mohan Kundra'ya boyun eğmeye hiç niyeti yoktu. Ve bir gün... Mira sonunda muradına erdi. Mohan'la gizlice evlendiler. O evliliğin tek tanığı da bendim. Ben. Şoförleri. Sonra? Mira da her yeni gelin gibi eşinin ailesinin evine gitmek istiyordu. Mohan'a kendisini tanıştırması için baskı yapıyordu. Mohan yavaş yavaş Mira'dan kaçmaya başladı. Hayatında çok kötü bir dönem başlamıştı. Arda arda çektiği filmler tutmuyordu. Tüm birikimini kaybetme noktasına geldi. Ve bir gece birden ortadan kayboldu.
nereye ve neden gittiğini bilen bir tek kişi bile bulunamadı. Neden gitti? Onca parasına ne oldu? Mira bana ısrarla onun nerede olduğunu sordu. Soruyordu. Ona ne diyebilirdim ki? Adam babam mıydı, hesap mı soracaktı? Ben onun alt tarafı şoförüydüm. Bildiğim o ara zor bir dönem geçirdiğiydi. Sonra? Aradan birkaç ay geçti. Bir gün Mohan birdenbire ortaya çıkıverdi. Gittiğinden daha iyi durumdaydı.